Kaynada başladık. Evet, başlayabiliriz bence. Bir sıkıntı yok şu anda. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir webinarla sizlerleyiz. Açılış yaptığım müzikten de bellidir. Fark ettiyseniz farklı bir müzikle açılış yaptım. Çünkü iki şampiyonun bir arada olduğu ortamda daha farklı bir müzik beklenemezdi, olamazdı. Ben de çok heyecanlıyım bugün. Çünkü dünyanın en iyi network ürünlerini üreten markalardan biri olan Extreme Networks ARENA'nın avantajlarıyla artık kullanıcılarımızla birlikte olacak. Bunun da elektronik ortamda lansmanı yapıyoruz aslında mecburen. Daha güzel ortamlarda daha iyi lansmanlar yapmak dileğiyle bu arada. Biliyorsunuz Extreme Networks hem Data Center ürünleri hem de Campus Network ürünleriyle hem Wi-Fi ürünleriyle kendini ispatlamış bir üretici. Zaten her daim Gartner Liderler listesinde yer alıyor. Türkiye'nin en iyi distribütörü ile artık sizlerle. Konuşmacılarımız bugün ben dahil dört kişiyiz. E, bayağı kalabalık bir kadroyla konuşmacıyız aslında. Toplamda yaklaşık bir saat sizlerle birlikteyiz. E, ben Deniz Bilgehan Poyraz, Arena Teknik e, İşler Sorumlusuyum. Teknik İşler İdari Amiri diyebiliriz. E, diğer tarafta Kerem Bey var. Kerem Bey, e, Arena Genel Müdür Yardımcımız kendisi burada. Hakan Olgunsoy, kendisi Extreme Networks Türkiye Genel Müdürü. Ve e, sevgili Umut arkadaşımız var. Umut da benim gibi teknik ve satış kökenli arkadaşımız. ...bugün sizlerle birlikteyiz... ...tabii tabi, tanıtıma tabi, hemen başlayalım... ...ben mikrofonu Kerem Bey'e teslim ediyorum. Hocam çok teşekkürler... ...öncelikle ben herkese... ...katılımı için teşekkür ediyorum... Ee, i̇çinden geçtiğimiz dönemler e, keyifsiz dönemler o yüzden her şeyin başı sağlık sıhhat ve umarım tüm katılımcıların sağlık sıhhat ve diğer büyük e, aile olarak e, sevdiklerinin sağlığı sıhhati yerindedir. Öncelikle bunu ümit ederek ve dileyerek ben sözlerime başlamak istiyorum. Ee, her ne kadar içinden geçtiğimiz dönem keyifsiz de olsa yani bizleri keyiflendiren gelişmeler de olmuyor değil. Zaten bugün e, biraz bu gelişmelerden sizleri haberdar etmek için e, buradayız e, ee, Arena ile Extreme Networks'in iş birlikteliği. Ee, bugün bu iş ile alakalı hem bizim taraftan hem de Extreme Network tarafından size bazı bilgiler vereceğiz. Ee, Extreme Network tarafından Ülke Müdürü Hakan Bey e, ve Teknik ve Satıştan Sorumlu Umut Bey'e de ben katılımları için çok çok teşekkür ediyorum. Bizler için çok değerli ve önemli. Ee, şimdi Arena ile Extreme Networks'ün e, bir araya gelmesi aslında birbirlerinin e, iyileşmesi gereken yanları tamamlaması için e, oldukça e, güzel ve oldukça e, uygun ve değerli çünkü her şeyden önce Arena Extreme Network'ün bir e, stocking distribütörü. E, Hakan Bey beni yanlışsam düzeltir ama ben bu anlamda e, Extreme Networks'in Türkiye'deki stocking distribütörü olarak Arenanın e, tek e, partneri e, olduğunu e, ve olacağını e, biliyorum e, şu ana kadarki iş birliktelikleri arasında. E, bunun yanında Arena'nın tüm Türkiye'ye yayılmış bilinirliği ve kanal geliştiği de Xtreme'in e, sadece belli bir yerde değil, Türkiye'nin her yerinde hak ettiği yere gelmesi için oldukça faydalı olacak diye düşünüyorum. Biz de bütün kaslarımızı e, bunun olması için e, çalıştıracağız. E, gerçi Hakan Bey detaylı bilgileri verecektir ama kablosuz network ağları alanında Gartner tarafında Xtreme Network bir dünya lideri. Dünya lideri de böyle... 10-15 tane lider yok. Bazı Magic Quadrant'larda görüyorsunuz. 7-8 tane dünya lideri var. E, bu alandaki dünya lideri e, sadece 3 şirket. Bunlardan bir tanesi de Extreme. E, sadece e, bu alanda lider değil. E, kendilerinin e, sunumlarına ve iş, işleyişine baktığınız zaman hizmet anlamında da e, kendilerinin e, bütün kaynakları içinde olması yönüyle de lider bir firma. Bu anlamda bütün anketlerde bir numara çıkmış bir firma. Dolayısıyla biz bu güçlü markayla olan iş birlikteliğimizi çok önemsiyoruz. Herkesin evlerde olduğu ve virüs sonrası dünyada da başta uzaktan çalışma olmak üzere birçok iş yapış şeklinin değiştiği döneme denk gelmesi sebebiyle de bir o kadar önemli, güzel. Ee, belki keyifsiz bir dönem ama belki bundan da daha güzel bir dönem olamazdı bu iş birlikteliği için. Çünkü bundan sonra gerçekten yeni iş modelleri ve teknolojilerinde ekstrem ürün portföyüyle e, çok uygun e, ürünler ve çözümler sunuyor olacak. Biz de bunun e, dağıtıcılığını yapmaktan e, gurur ve mutluluk duyuyor olacağız. Ben bu girizgahtan sonra çok kısa bir arenadan bahsetmek istiyorum. Hocam birinci slayda geçebilirsek eğer. Tabii ki. Siz orta Are... sağdan ilerletebiliyorsunuz biliyorsunuz. Hemen ben ilerlettim. Sorun değil ama bu arada. <laughs> Peki tamam hocam teşekkür ederim. Ee, bu Arena e, 28 yıllık bir distribütör. 28 e, yıldır 1991 yılında kuruldu. Kuruldum. Hayatına devam ediyor. E, her sene daha iyi bir şekilde devam ediyor. E, geçtiğimiz seneyi biz 540 milyon doların biraz üzerinde bir ciro ile kapattık. %18 dolar bazında büyüdük. Öz kaynaklarımız 75 milyon dolar. Ee, bu anlamda sektörde en güçlü öz kaynağı sahip distribütörüz. %51 e, hisselerimiz İstanbul Borsası'nda halka açık, %49'u Reddington grubuna ait. Aynı zamanda global bir firmanın iştirakiyiz. 220 milyon dolarlık finans kuruluşlarında açık limitimiz var. E, bu limit ve öz kaynaklarımızı kullanarak kanala da e, sezonsal olarak değişmekle birlikte 150 ile 250 milyon dolar arasında bir e, kredi açabiliyoruz. Ee, yaklaşık 10 bine yakın müşteri sayımız var bunlardan 1500 tanesi bizim odaklandığımız müşteri yani ayrı bir müşteri temsilcisi olan özel hizmet alabilen müşteri ama 8500 tane de yaygın müşterimiz var ee, bunlara da hani b2b e, pencere.com dediğimiz web sitemizden satışlarımıza devam ediyoruz orası da oldukça iyi bir şekilde gidiyor toplamda 235 tane çalışan sayımız var 10.000 metrekare bir depomuz var 25 binden fazla SKU'da Orada ürün tutuyoruz. Açıkçası bu aralar depomuzdaki arkadaşlar çok büyük bir özveri ve canla başla çalışıyorlar. Ürünlerimizi müşterilerle buluşuyorlar. O yüzden hani hakikaten depomuz ve oradaki çalışanlarımız bizler için özellikle şu anlamda çok kritik bir önemi hâzir. Bir sonraki slayda geçtiğimiz zaman da arenanın burada bazı yıllarda ilkleri yaptığını görüyorsunuz. 91 yılında kuruluyor. 2000 yılında %15'ini borsada halka arz ediyor ve ilk e, SAP, ilk ERP sistemini kullanan distribütör oluyor. SAP geçişini yapıyor, yıl 2000. E, 2001'de ilk B2B internet sitesini kuruyor, pencere.com'u. Aynı yıl ilk kredi kartı tahsilat sistemi devreye giriyor. 2004 yılında Paynet şirketinin temelleri açılıyor. Bu Paynet biliyorsunuz ödeme kuruluşu BDDK'dan lisansı. 2005 yılında bir miktar daha borsada halka açılıyor. Bütün bu başarıların sonunda tabii ki globalde dikkatleri üzerine çekiyor ve 2010 yılında Reddington Grubu şirketin yüzde 49.40 hisselerini satın alıyor bu başarılı performansı gördükten sonra Redington'un gelişiyle birlikte tabii birçok uluslararası marka da portföye katılıyor ve en son 2019 yılında başladığımız iş birlikteliği sonucunda Extreme Network markasını da portföyümüze katmış oluyoruz. Ee, bu da e, sahip olduğumuz e, distribütör sözleşmesi olan e, markalarımız. E, burada hepsini tek tek saymama e, gerek yok. E, en son e, kattığımız Extreme Network Arenayı e, sadece bir alanda değil aslında hani dağıtıcılık anlamında ...birçok kategoride var olan bir distribütör olarak görebilirsiniz. Sadece alsat değil, aynı zamanda katma değerli teknik hizmet verme konusunda da oldukça iddialıyız... ...ve bu anlamdaki kas gücümüzü de izleyen zamanlarda zaten göstermeyi düşünüyoruz. Evet, bu aralar Güzide merkezlerimizden olan depomuz, Kurtköy Pendik'te bir lojistik merkezimiz var... Dediğim gibi 10 bin metrekareden oluşuyor 50 tane lojistik elemanımız var bu sadece Bordo'daki elemanlar tabii ki bizim aynı zamanda hani outsource dediğimiz üçüncü e, parti şirketlerden de ihtiyaç bazı temin ettiğimiz elemanlar e, oluyor özellikle elleştirme süreçleri için. Ee, biz sadece kendi müşterilerimize değil, müşterimiz olmayanlara da e, üçüncü parti lojistik hizmetleri verebiliyoruz. E, burada da e, Huawei, Innova, e, Xiaomi e, gibi e, üçüncü parti lojistik hizmeti verdiğimiz firmaların isimlerini görebiliyoruz. E, Arena'yı ben 10 e, dakikaya ya da 10 dakikaya yakın bir yere sığdırmaya çalıştım. E, ve e, son slide'ım da bahsetmeden geçmek olmaz. E, gurur duyduğumuz e, bir yer e, Arena Galaxy. E, demo ve eğitim merkezimiz. E, bu arene Binasının e, dan ayrı bir yerde e, tamamen e, farklı bir şekilde dizayn edilmiş e, demo çalışmaları ve eğitim çalışmalarının e, yapıldığı yer. E, ofislerimize e, inşallah en kısa zamanda döndüğümüzde e, buradaki aktivitelerimize devam ediyor e, olacağız. E, burada e, birçok firmanın e, ürünlerinin e, demosu ve eğitimleri yapılabiliyor. E, ismi Galaxy. E, bu konuda da e, çok iddialıyız ve çok gururluyuz. E, umarım en kısa zamanda döndükten sonra buradaki eğitimlerimize ve demolarımıza da e, Extreme Network'ü de e, dahil ederek, katarak Aynen. E, devam edeceğiz. Diyerek ben şimdi e, sözü e, Hakan Bey'e bırakıyorum. Hepinize de dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun Kerem Bey. Teşekkür ederiz. Kerem Bey teşekkürler. Bilgen Hocam teşekkürler. Ee, bugün sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir keyif. Ee, katılımcı değerli katılımcılarımıza da vakit ayırdıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkesin sağlıklı bir süreç geçirmesini diliyorum. Evden çalıştığımız ve mümkün olduğunca evde kalmaya ettiğimiz bu dönemde herkesi kucak dolusu sevgiyle selamlamak istiyorum. Ee, bizim ederim. için bizim için e, RNA için olduğu kadar heyecan verici bir süreç. Şu anda içinden geçtiğimiz süreç açıkçası. Ee, bu birliktelik bir süredir e, planladığımız bir birliktelikti. Kerem Hocam da bahsetti. 2019 yılının sonundan beri bu birliktelikle ilgili arena görüşmeler içerisindeyiz. Amacımız çok basit değerli katılımcılar. Amacımız Extreme Network'ün dünyada geldiği e, seviyenin Türkiye'de net bir şekilde yansımasını sağlamak. Bu yansımanın birkaç tane boyutu var. Bir e, stok boyutu, e, Kerem hocam bahsetti. Arena bizim için stoking distribütör olarak çalışacak ve e, şu anda momentumu daha sıfırdan başladığımız bu dönemde ürünlerimizin iyi bir kısmını e, Arena e, inisiyatif kullan, e, çoktan stoklarına geçirme operasyonu yaptı bile, e, daha lansmanı yaparken bile bu konuda e, inisiyatif kullanıp aksiyonları için kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci önemli e, konu başlığı tabii ki coverage. Arena'nın e, Türkiye çapında bir coverage'ı var. Çok ciddi bir partner ekosistemi var. Extreme Networks olarak bu partner ekosistemini çok hızlı ve derin bir şekilde, yoğun bir şekilde teknolojilerimizle buluşturmak ve onlara çok değerli bir alternatif sunmak istiyoruz. Açıkçası bu da amaçlarımızdan e, diğeri. Ben e, hızlı bir şekilde daha önce e, detaylı fikir sahibi olmamış olanlara belki daha çok hitap edecek şekilde biraz Extreme Networks'tan bahsetmek istiyorum. Kerem Hocam sağ olsun bizim için güzel şeyler söyledi. Ben onların da biraz üzerinden geçeceğim. E, biraz detaylı, biraz daha detaylı bilgi vererek. 1996 yılında Kaliforniya'da Silikon Vadisi'nde kurulmuş bir e, firma Extreme Networks. Kurulduğu günden beri sadece ama sadece network işiyle uğraşıyor. Portföyümüzde Network'ün haricinde başka bir bileşen yok. E, biz bunu pozitif noktadan e, görüyoruz. Yaptığımız bütün ARGE çalışmalarını, teknoloji geliştirme çalışmalarını network üzerine yoğunlaştırmış durumdayız. Ve geleceğimiz e, gelecek zamanlarda da bunun böyle devam edeceğini e, net olarak ifade ediyoruz açıkçası dışarıya da. E, en civarında bir kurumsal müşteri kitlesine ulaştık. E, Extreme Network elde segmentin üst seviyesinde faaliyet gösteren bir üretici, E2E dediğimiz enterprise de enter enterprise olarak düşünebilirsiniz. Ee, dünyanın en ciddi e, networking ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir portföyü sahip. Tabi bu demek değildir ki giriş seviyesinde ürünlerimiz yok. Tabii ki var. Ama giriş seviyesi dediğimiz şey göreceli bir konu. Bizdeki giriş seviyesi bir ürün, e, başka bir üreticinin çok üst seviyesi ürün olarak da karşımıza çıkabiliyor. O yüzden biz kendimizi kurumsal network ihtiyaçlarını uçtan uca adresleyen bir üretici olarak konumluyoruz. 50 bin tane müşterimiz de bu eksende düşünebilirsiniz. Bu müşteriler içerisinde sadece bulut üzerinden bizden hizmet alan müşteriler var. Ya da tamamıyla kendi veri merkezlerinde ve kampüslerinde bütün ürünlerimizi konumlayan müşteriler var. E, 3 3000 civarında çalışanla hareket ediyoruz. Bunu şuradan yorumlamam lazım. Extreme Networks dünyanın her yerinde Türkiye'de de olduğu gibi çok yoğun ve derin bir şekilde iş ortaklıklarıyla hareket eden bir üretici. Türkiye için bahsetmek gerekirse doğrudan kestiğimiz 1 dolar bile fatura yok. İşimizi tamamıyla distribütörlerimiz üzerinden icra ediyoruz ve özellikle uzmanlık, uzman iş ortaklığı modeline çok ciddi hassasiyet gösteriyoruz. Yine Kerem hocamın bahsettiği doğrudan ekstremden alınan hizmetlerde bütün mühendislerimiz, bütün kontak center'da çalışan kişiler dahil ekstrem çalışanı olduğu için Ticket'ın bize birincil açıldığı ortamda %94'e kadar birinci e, seviyede ticket kapama başarımız var. Bu da e, bağımsız araştırma şirketleri tarafından yapılan araştırmalarda da her zaman müşteriler tarafından takdirle karşılanan bir konu. 1 milyar dolar üzerinde bir cirodan bahsediyoruz ve bu ciro sadece ama sadece e, kablolu kablosuz veri merkezi e, bulut networking hizmetlerinden oluşuyor açıkçası. Ben burada e, bir e, tarihsel boyuttan Extreme Networks'ün geçtiği yolu da hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu portföye tabi bir anda ulaşmadı Extreme Networks. de yaptığı e, organik e, araştırma geliştirme faaliyetleriyle hem de bazı satın almalarla bu noktaya geldi. Burada çok hızlıca gerçekleştirilen satın almaların üzerinden geçmek isterim. 2013 yılı bizim için kritik bir yıldı. Enteresis networksle birleşme gerçekleşti. 2013 yılına kadar açıkçası Extreme Networks'un Türkiye'de ofisi yoktu, Enteresis Networks'un e, ofisi vardı. Bu birleşmeyle e, birlikte Extreme Enteresis ofisini e, Extreme ofisine çevirerek devam etti. Bu birleşme şu açıdan önemliydi. Extreme ve Enteresis aynı büyüklüklerde benzerliklerde iki firma. E, Enteresis tarafından bizim portföyümüze ciddi bir e, yazılım gücü ve kablosuz network gücü katıldı açıkçası. Extreme Networks bunun öncesinde yoğun bir şekilde performanslı switch konusunda e, pazarda çok ciddi bilinen bir firmaydı. İkisinin büyüklüğü benzerdi. E, dünyada hacim olarak ve ciri olarak baktığınızda ilk 10 içerisinde e, 10, 10. lok e, civarlarındalardı. Birleşmeyle birlikte ilk onun içerisine rahatlıkla girer hale geldiler. 2016 yılında e, Zebra'dan e, Wink Teknoloji teknolojilerini bünyemize attık. Önemli bir, e, bir köşe taşıydı bizim için. Motorola tarafından e, geliştirmeye başlanmış, sonradan Zebra bünyesine katılmış bir wireless teknolojisi. Özellikle distributed site'lar dediğimiz, merkezin İstanbul'da olduğunu düşünün, dünyanın her yerinde site'larınız olduğunu düşünün. Merkezden bir kontrolör e, marifeti e, bir X gibi, bir DHL gibi, bunlar bizim gerçek müşterilerimiz, WING tarafından gelen. Dünyanın ne olursa olsun varlığı ortamınızı merkezden bir kontrolürle yönetebildiğinizi düşünün gibi uygulamalar e, yapan bir e, teknolojiydi. E, portföyümüzde 4 yıldır ve ciddi şekilde e, hizmet... 2000 yılında önemli e, portföyümüze e, katılış oldu. Avaya markasının e, Avaya markasının network bünyemize katıldı. 2017 yılında. Burada da önemli konu kampüste fabrik metodolojisinin uygulanmasıydı. Yeri geldiğince Umut da zaten bahsedecek bununla ilgili. E, bu çığır açan bir konu. Data Center'da fabriğe insanlar çok alışık ama kampüste fabrik yapma ayrı bir mesele. bununla e, ilgili anda dünyada lider konuda bir teknolojiye, lider bir teknolojiye sahibiz açıkçası. 2017 yılının sonunda da Brocade'in e, veri merkezi network teknolojilerini bünyemize kattık. Bunlar VDX, MLX ve SLX denen seri, bu seriyle birlikte de data center'da fabrikten yola çıkarak aklınıza gelebilecek bütün iş yüklerini handle edebilecek, sanallaştırılmış ortamlarla %100 uyumlu, otomasyon, iş süreçleri de sonuna kadar kullanan bir portföyü bünyemize katmış olduk. Bütün bu katılışlar ve organik büyümelerle Extreme Networks 2018 yılı itibariyle uçtan uca açıkçası bir network teknoloji sağlayıcısı haline geldi. Tabi araştırma şirketleri ve dünyada buna kayıtsız kalmadı. 2018 yılı itibariyle dünyanın lider ilk 3 network teknolojisi üreticisinden biri haline geldiğimizi söyleyebilirim. Bunu hem pazar payı anlamında hem de teknolojik liderlik anlamında anlamlandırabilirim. Bununla ilgili biraz sonra biraz daha bahsedeceğim. Bizim için çok önemli adımlardan bir tanesi de 2019 yılının sonlarına doğru Bu yerin yönetilen network geleceği konusu açıkçası. Net konuda biraz daha geriden geliyor belki. Server ve storage'a göre baktığınızda. Çok ciddi şekilde bir açılım ve atılım olacağı bağlı konu. Bütün araştırma zaten söylüyor. 2019 e, iki, kamerayı kapatayım. Sesim var geliyormuş belki bir sorunu vardı Evet. Vardı. iyi olur aslında 2000, bence evet, e, 2000, 2019 yılında e, e, bunlara doğru Aerohaline firmasını dünya kat e, işlerde e, devam etmeye başladık bu toplam bir şirket satın almasıydı ve bu satın alma ile birlikte şu anda dünyanın en büyük iki bulut üzerinden yönetilen network e, hizmetleri ve çözümleri sunan firmalarından biri haline geldik. Umut sunumunda bundan da bahsedecek. Bu konu çok önem verdiği bir konu. Önemli. Bulut konseptini açıkça eee felsefesine yerleştirmiş durumdayız. E, yeri geldiğince e, zaten bu konuyla irdeliği olacağız. Şu anda vizyon olarak bulut tabanlı A teknolojilerinde lider olmak eee mottosuyla hareket ettiğimizi ifade edebilirim. Tabi buradan buluttan e, sadece bir public cloud'u lütfen anlamayın bulut felsefesi hem public hem private hem on-prem olarak e, uygulanabilen bir felsefe. O yüzden e, buradan portföyle ilgili bir bakış atmamız gerekirse merkez bulut konseptinin uygulandığı bir metodolojiyi düşünebilirsiniz. Bunu e, tüketirken bir AWS ya da Google bulutu üzerinden bir extreme network e, teknolojisini ya da hizmetin tüketmek de olabilir. Bu bir managed service provider tarafında bir servis sağlayıcı tarafında kurulmuş özel bir bulut da olabilir. Örnek vermek gerekirse e, e, genel olarak söylüyorum beyin fırtınası olarak arenanın kurduğu bir bulutu düşünün. Türkiye'de arena veri merkezi içerisinde ve bu bulut üzerinden bizim kablolu kablosuz network yönetim hizmetlerimizin host edildiğini ve e, müşteri e, iş ortaklarına kullanıldığını düşünün gibi bir örnek. Veyahut da bulut konseptini on-prem bir kontroller vasıtasıyla kendi veri merkezinizde kendi saytınızda da kullanabilir durumda olabilir. O yüzden bulut derken sakın bir public cloud sadece public cloud konseptinden anlaşılmamasını özellikle rica ederim. Biraz önce bahsettiğim gibi hem kenarda, hem kampüste hem de center'da hem, kab hem kablosuz bütün network ihtiyaçlarını adre, adresleyecek bir portföyü sahibiz. Kenardayken bunu sadece access point ve kenar anahtar olarak düşünmeyin lütfen. IoT IoT cihazlarını da içine alacak bir e, portföy olarak düşünebilirsiniz. Yeri geldiğince zaten bunlardan da detaylı olarak bahsedeceğiz. Ve en az e, bunlar kadar önemli yazılımın gücünden de bahsetmek lazım. Yazılımın gücü derken bu e, uçtan uca network ekosistemini hem yönetebilen hem otomasyonunu yapabilen hem güvenliğini ve akses kontrolünü yapabilen e, hem orkestrasyonunu yapabilen hem de third party e, ortamlarla API'ler hastasıyla çok net bir şekilde etkileşebilen bir portföyden bahsediyoruz. Toparlamak gerekirse uçtan uca, buluttan e, endüstriyel uça kadar data center'ı, kampüsü, e, kenarı içine alacak şekilde e, teknoloji lideri yazılım ve donanım çözümlerinden bahsediyoruz aslında. Kerem hocam e, kısaca bahsetti. Magic Quadrant'lardan önemli bir indikatör herkesin dikkate aldığı bir indikatör. Biz özellikle 2018 yılından beri yapılan bütün bu atılımlardan sonra e, kablolu ve kablosuz yerel yerel e, alan A teknolojileri Magic Quadrant'ta lider durumdayız. Burada en son yayınlanan kuadrantı görüyorsunuz magic kuadrantı ve bu kuadrant açıkçası bizim yaptığımız en son satın almalardan önce yayınlandı 2019 yılında buradaki durum iyileşerek devam edeceğini düşünüyoruz ama şöyle bir e, bilgi vermek lazım biz 2014-2015 yıllarında niş player'lar dedik gördüğünüz gibi burada ona yakın oyuncu var ama şu anda lider durumdayız bu bu süresi böyle bir yolculuk yapan başka bir marka yok açıkçası network ekosisteminde bu da bizim için bir gurur kaynağı ve bu durumumuzu ancak geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun haricinde bahsi, bahsetmem gereken diğer önemli konu, e, yapılan, e, spesifik olarak yapılan müşterilerin görüşleri üzerinde oluşturulan hem data center hem kampüsle ilgili e, skorlar e, oluşturulan customer choice çalışmaları var Gartner tarafında. Biz bu çalışmalarda da devamlı ya birinci, ya ikinci, ya üçüncü çıkan bir noktadayız. Bu tamamıyla müşterilerin takdiri ve oylamasıyla yapılan değerlendirmeler. Yani buradan genel olarak bahsetmek gerekirse e, hem müşteriler tarafında hem de bağımsız araştırma şirketleri tarafından da tercihimizin e, beğen beğenildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu da gururla paylaşmak istiyoruz. Ben son e, sunumumun sonuna yaklaşırken iki tane kaynaktan size özellikle bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bizim Türkçe mikro web sitemiz tr.extremenetworks.com. Bu web sitesini bilmeyenler varsa ben eğer bizimle ilgili hem de Türkçe içerikle, lokal olarak oluşturulmuş içerikle bizimle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bu web sitesini şiddetle tavsiye ederim. Not etmenizi özellikle tavsiye ederim. Ve bunun haricinde LinkedIn'de de aktif bir firmayız. Ve özellikle tabii ki Extreme Networks Global LinkedIn sayfamız var. Ama bir taraftan da yine Türkçe içerik feed ettiğimiz ve lokalde olanlarla ilgili sizleri bilgilendirdiğimiz Extreme Networks Turkey isimli bir LinkedIn e, hesabımız daha var. Eğer bizle ilgili dediğim gibi e, bilgilenmek, bizi takip etmek, neler olduğuyla ilgili fikir sahibi olmak istiyorsanız e, Türkçe içerikle oluşturulan LinkedIn hesabımızı da takip etmenizi Şiddetle tavsiye ederim. Toparlarsak eğer, Umut'a söz vermeden önce, bu cümle bizim için önemli. Okumak istiyorum. A ile ilgili ihtiyaçları uçtan uca adresleyen bir portföy ve uzman iş ortağı ekosistemimizle müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunu birlikte gerçekleştirmeye hazırız. Buna hem dünyada hazırız, hem Türkiye'de hazırız. Arena ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik, Bizim e, uçtan uca teknolojilerimizi Türkiye'de geniş ekosistemlere sunmak için daha da cesaretlendiren ve bizi daha da güçlendiren bir birliktelik oldu. Ben e, bu vesileyle Arena Bilgisayar yönetimine ve e, teknik ekibine e teşekkür etmek istiyorum. Daha birinci günden teklifleri için, için, daha birinci günün e, karşılıklı enerji verme anlamında e, çok ciddi şekilde katkıda bulundukları için ve özellikle daha birinci günden ciddi inisiyatifler alarak özellikle içinden geçtiğimiz bu kadar türbülanslı bir süreçte dahi e, stok yatırımını hemen yaparak ve de, bir gün içerisinde te edilecek ürünler artık portföye sunarak inisiyatif kullandıkları için ben bu vesileyle bütün Arena ekibine tekrar teşekkür etmek istiyorum e, huzurlarınızda. Ee, ve e, sağ olun. Ve e, sunumu Umut arkadaşıma e, aktarmak istiyorum. Umut e, bizim portföyümüze genel bir bakış atacak sizinle birlikte. Teknik detaya girmeden. tabi yarım saat 40 dakikaya e, sığdırılacak bir konu değil ama genel hatlarıyla bakacak. E, ben e, tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sorular alırsa bilahare e, cevaplarız. Umut top sende. Vallahi teşekkür Araya gireyim, çok özür diliyorum. Bu webinarlarımız devam edecek. Hem teknik konularda hem satış özelinde. Ürünler nasıl satılır, hangi ürünler nereye satılır ve teknik özelliklerindedir. Bunlar devam edecek Hakan Bey. E, hiç merak etmeyin, katılımcılarımız da merak etmesinler. E, bu e, bizim önce bir pasını aldığımız bir sunum aslında şu anda. Evet, aynen öyle. Evet. Teşekkürler. Evet. teşekkürler Bilgehan, teşekkürler Hakan. Ben e, gerçekten çok zorlandım. <laughs> Çünkü biz e, portföyü bir gün boyunca anlatıyoruz. E, yetmiyor. E, yarım saatte sizi sıkmadan, hiçbir teknik dataya girmeden çok kısaca e, ne ürünlerimiz var? Extreme Networks olarak ne yapıyoruz? E, biz niye varız? Onu aktarmak istiyorum. Çok kısa. Gerçekten zorlu bir iş olacak. O kadar ürün kataloğu arasında. <laughs> Bilgi dediği gibi Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen portföyle ilgili, daha teknik konularla ilgili sonraki webinarlarımızı e, takip edin. E, daha detaya gireceğimiz, öncelik verdiğimiz konuları işleyeceğimiz e, webinarlar yapıyor olacağız çok yakın zamanda. Bugün de yine herhangi bir soru olursa e, iletebilirsiniz. Onların üzerinden de geçiyor oluruz vakit el verdiği e, sürece. Arkadaşlar ekstrem altyazı. E, Adıyla da e, sabit bir network üreticisi. 96 yılında kurulduğundan beri e, yaptığı tek iş A teknolojileri konusunda bir öncü mühendislik firması olarak konumlanmak. Niye bunu üstüne basa basa bu şekilde söylüyorum? Extreme Networks çok uzun süredir piyasada e, yer alıyor. Türkiye'de 2000 yılından beri hatta 99 yılından beri satılıyor aktif bir şekilde ve Türkiye'nin ilk gigabit 10 gigabit ethernet network'lerinin kurulduğu network üreticisi. Ama ismi çözümlerinin gerisinden geliyor. Bunu çok net söylemek lazım. Özellikle bu sunumda Extreme Networks'ten İlk defa haberdar olan arkadaşlar için bunu belirtmem önemli. Merak etmeyin, bu gayet normal. Biz Extreme Networks'ten çözümleriyle alakalı hiç Extreme Networks'ü bilmeyen e, bir kişiye e, bir e, sunum yaptığımızda o kurumun, o kişinin ihtiyacına yönelik günün sonunda Extreme Networks o ihtiyacı e, A çözümü anlamında, network ihtiyacı anlamında karşılayabilen bir noktaya çok net bir şekilde oturuyor. Çözümler gördüğünüz gibi networkün her noktasına değecek şekilde e, konumlanıyor. Yani en e, uçta, dış ortamda ya da kurumsal ağınızın kenarında en basit noktada konumlayabileceğiniz switchlerden ağınızın omurgasına, data center'ınızın e, omurgasını oluşturacak en güçlü e, cihazlara kadar e, gerçekten eksiksiz bir portföyden bahsediyoruz. Ve bu portföye yakın zamanda e, cloud'u ekledik. Sağda görebileceğiniz gibi. Extreme Cloud IQ diyoruz e, bu çözümümüzün adına. Ben en son e, yine dediğim gibi vakit kalırsa onun çok kısa demosunu da yapmak, size göstermek de istiyorum. Çünkü sunum Cloud IQ'ya çok adil davranmıyor, öyle söyleyelim. En güzeli girip denemek ve bunu hepiniz kendi ekranlarınızı oluşturarak da deneyimleyebilirsiniz Cloud IQ üzerinde. Ve hatta yakın zamanda Extreme Cloud IQ ile ilgili yine daha detaylı webinarların da olacağını buradan söyleyeyim. Buralarda farklı sürprizler de olabilir. <laughs> Çok pardon. Bugün bu arada ben e, hiç kameramı açamadım. Onun için e, kusura bakmayın. E, bilgisayarım ne yazık ki e, beni yüzüstü bırakıyor bugünlerde. E, o yüzden size kendimi gösterme şansım olmadı. İnşallah e, sonraki webinarda e, görüntülü, daha interaktif yapıyor oluruz. Burada gördüğünüz aslında bizim portföyümüzün... E, Switching anlamında, kablolu bağlantı anlamında tamamını neredeyse yansıtan tek bir slide. Bunu tabi çok detaylandırabiliyoruz ama buradan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Hakan'ın bahsettiği gibi Extreme Networks'ün satın aldığı, bünyesine kattığı firmalar var. Burada gördüğünüz Exos diye geçen, başında X ile gördüğünüz seriler Extreme Networks'ün aslında kurulduğu günden beri sahip olduğu Serilerin devamı, hem kenarda hem omurgada e, bu serileri e, konumlandırıyoruz, konumlandırmaya devam edeceğiz. Fabrik Connect tarafında sol tarafta gördüğünüz e, IRS ve VSP serileri bize Avaya'dan katılan seriler, eski Nortel e, geçmişli, Nortel'in geliştirdiği teknolojileri barındıran ve benim bu kısa sunumda dahi e, değinmek istediğim çok kısa anlatmak istediğim teknolojiye e, teknolojiye sahip cihazlar. E, bunları dediğim gibi hem kenarda hem omurgada konumlandırıyoruz ama fabriğin özellikle omurgasında VSP cihazlar olmazsa olmaz. Data Center tarafında da Brocade'den devraldığımız ürün ailelerini görüyorsunuz. SLX, VDX ve MLX serileri. Bunların e, birkaç yıldır geliştirmesi de Extreme Networks çatısı altında devam ediyor. Ve yeni gerçekten data center tarafında öncü e, ürünler e, piyasaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. En sağda da gördüğünüz aslında en e, uçta yer alan cihazlar endüstriyel dış ortam 4 port 8 port e, switchler e, ve yine networkün ucunda konumlayabileceğiniz e, kenar switchler olarak düşünebilirsiniz. E, Dediğim gibi kısaca kampüs Fabrik'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda şöyle bir soru gelse. Neden Extreme Networks tercih edelim? Bu kadar rakibiniz var. Extreme Networks'ü ayıran, farklılaştıran çözüm nedir? Çok uh, haklı bir soru. Ee, Extreme Networks'ü ben neden tercih ederdim? Ee, ben Network tarafında teknikten gelen... E, işin e, mutfağından gelen ve şu anda da daha çok satış tarafıyla e, meşgul olan e, bir kişiyim. Network teknolojilerine e, 2000'li yıllardan beri e, aşinayım ve şunu çok net söyleyebilirim. Network'ler alakalı yeni ne var sorusunun yani alışık olduğumuz klasik e, ağ yapısının e, güncel hali nedir e, diye e, sorduğunuzda bunun cevabı Kampüs e, fabrik arkadaşlar. Evet birçok fabrik var. E, kafaları da biraz karıştıran bir konu isimlendirmeden dolayı. Ama iki şeyi çok net birbirinden ayırmak lazım. Data center fabriği ki bizde de az önce gösterdiğim slaytta data center çözümü içerisinde yer alan IP, IP fabrik gibi VCS fabrik gibi fabrikler mevcut. Data center'da konumlandırılan fabrik çözümleriyle kampüs fabriği birbirinden ayırmak lazım. Çünkü data center'da kurulan e, fabrik yapıları e, en temel e, şekilde ifade ettiğimizde layer 3 olarak kurulan fabrikler ve gerçekten kurulması, işletilmesi kompleks olan teknolojiler bunlar. Çünkü data center özelinde konuştuğumuzda hepinizin bildiği gibi bunlar e, network ile alakalı kaynak sıkıntısı çekmeyen insan anlamında e, bu altyapıyı işletecek yeterli sayıda mühendisi olan kurumların genelde sahip olduğu, işlettiği yapılar. Çünkü buradan günün sonunda para kazanıyorlar. Ama bir kurumun, kurumsal bir firmanın altyapısını, network altyapısını düşündüğünüzde bu çok da göz önünde olan kurumun birinci önceliği olan bir yapı olmuyor genelde. Üzerinde çok fazla vakit harcanması, çok fazla kaynak ayrılması Genel itibariyle istenmiyor. Her ne kadar artık geldiğimiz noktada işte e, bu sunumun da Hakan'ın yaptığı sunumun da başlığında görmüşsünüzdür. Dijital dönüşümün aslında temeli olan e, ağ yapısı çok da göz önünde değil. Altta e, sessizce sorun çıkarmadan çalışsın isteniyor ve bunu işleten ekipler gerçekten kısıtlı kaynaklarla hareket ediyorlar. O yüzden kampüs fabrik yapısının kolay hem kurulum anlamında hem işletim anlamında güvenli ve maliyet anlamında da e, kuruma uzun vadede operasyonel maliyetlerini düşürecek fırsatı veren bir çözüm olması lazım. Fabrik kampüs e, fabrik diye bahsettiğimiz e, yapı tam da bunu sağlıyor. Layer 2 tabanlı çok kolay kurulabilen tek bir komutla çalıştırılabilen ve bütün e, uçtan uca ağ yapısını akses pointinizden kenardaki ilk sivice oradan omurgaya e, oradan kenarda network'ünüze bağlanan diğer e, IP kamera gibi bütün altyapıyı e, tek bir kumaş parçası gibi bir araya getiren e, ve gerçekten operasyonu inanılmaz kolay hale getiren network'ün altyapısını e, Aşağı inmesini, çalışmaz hale gelmesini e, çok çok zorlaştıran, insan hatasına neredeyse tamamen kapatan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu aslında bizi benden ziyade kullananlardan, müşterilerimizden duyduğunuzda e, gerçek anlamda buna e, inanıyorsunuz. Ben e, Avaya'yı devre aldığımızda bunu müşterilerimizden dinlediğim için bu kadar e, inanarak net bir şekilde aktarıyorum ve Gerçekten 3 e, yıl önce ilk devraldığımızdan beri e, en inandığımız, e, üzerine en basa basa anlattığımız teknolojilerimizin başında geliyor. Bileşenlerini ekranda görüyorsunuz. Aşağıda aslında omurgadan başlamak lazım. E, VSP omurgayı kurduktan sonra bunun etrafında e, IRS olabilir, Exos olabilir, Fabrik Eteç destekli kenar switchleri. E, konumlandırıyoruz ve bunlara bağladığımız access point'lerimiz yine Extreme portföyündeki bütün eee access point'ler, kablosuz erişim noktaları fabrika destekli. E, uçtan uca network'ü bu şekilde fabrikle kurmuş oluyoruz. Üzerinde de e, bizim olmazsa olmazımız Extreme Management Center'ı görüyorsunuz. Bunun içerisinde tek bir ekrandan hem yönetimi hem kontrolü yani eee nak çözümünü hem analitiği hem de e, güvenliği sağlayabiliyoruz. Fabrik neden yenilikçi? E, neden e, alışa geldiğimiz yapının dışında e, ve hayatımızı bu kadar kolaylaştırıyor? Solda gördüğünüz arkadaşlar geleneksel e, protokolleri tek bir protokole indirgiyor. Düşünün ki üzerinde çok yoğun trafik koşan, çok fazla VLAN olan, ciddi anlamda multicast trafiği olan bir trafiğiniz var. Solda gördüğünüz bütün bu protokolleri kullanmak durumundasınız. Ve gerçekten başınızı ağrıtabilecek STP gibi, PIM gibi problemli protokollerle uğraşıyorsunuz günlük olarak. Yarattığınız VLAN'lar bugün kullanılırken yarın kullanılmaz hale geliyor ve bunları silmeyi unutuyoruz, atlıyoruz. Doğal olarak operasyon içerisinde bunlar atlanabiliyor ve bir süre sonra bunlar güvenlik açığı haline geliyor. Peki bunun tamamını tek bir protokol içerisinde ve manuel işlemi minimuma indirecek şekilde bir araya getirebilsek güzel bir çözüm olmaz mıydı? Aslında bunun çıkış noktası bu. Ve şu anda endüstri standardı haline gelmiş. IEEE'nin shortest path bridging protokolünden bahsediyoruz. Ee, bu endüstri standardı olması hasebiyle aslında sadece bizim kullandığımız piyasaya bizim sürdüğümüz bir teknoloji değil. Birçok üreticinin cihazında desteklenen e, bir protokol. Bu da bize ekstra güç kazandıran bir konu. İşte sağda gördüğünüz gibi e, faydaları düşük maliyet, yüksek kararlılık yani network'ün network'te bir alt uç yaşama, network'ün aşağı inmesi gibi bir problem yaşama ihtimalini gerçekten çok düşüren bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de Fırat Plastik, işte hepimizin bildiği Çek Cumhuriyeti'nde çok geniş üretim tesisleri olan Skoda firmasının bütün altyapısını örnek verebiliriz. 4 senedir iki kurumda 4-5 sene civarında bu teknolojiyi kullanıyor. Networklerinde gerçekten tek bir dakika e, aşağı inme durumu, outage yaşanmadı. Bunu e, biz farklı müşterilerimizle e, referans ziyareti yaptığımızda kendileri zaten anlatıyorlar. Hızlı devreye alma, e, bu gerçekten kanıtlanmış bir konu. E, bizim bu anlamda çok güzel sunumlarımız var. Klasik bir network'ü kurarken girilen komutlar ve bir kampüs fabrik network'ü kurulurken girilen komutlar yan yana koyulduğunda sürü olarak ee, gerçekten karşılaştırmak bile pek mümkün değil. Birkaç dakikayla birkaç saati e, belki birkaç günü karşılaştırıyoruz. <laughs> ve kolay sorun giderme çünkü en solda gördüğünüz e, protokolleri teker teker troubleshoot etmek gerekirken Tek bir protokol kullandığınızda aslında troubleshoot zamanında ciddi anlamda aşağı indirmiş oluyorsunuz. E, bu konuyla ilgili sorularınız olursa lütfen e, sorunuz. E, bununla ilgili daha detay e, bir webinar da yine yapıyor olacağız. E, geçmişte de yaptık yine ileride de yapıyor olacağız. Bizim çünkü anlatmaktan e, her zaman keyif duyduğumuz bir konu. Extreme Networks'ün kablosuz ürün ailesi e, temeli... Motorola teknolojisine dayanan, bunu söylemek lazım, on-prem çözüm için konuşuyorum. Ee, çok güçlü ve sektörde gerçekten öncü bir e, çözüm. Ee, şu anda aslında temelde ikiye ayırıyoruz kablosuz çözümlerimizi. Birisi sabit, yani sizin kendi network'ünüze kurup yönettiğiniz bir yapı. Diğeri de cloud. Cloud'dan zaten e, detaylı olarak da bahsediyor olacağız. E <laughs> burada ürün detayına girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. E 1 x 1 oda tipi ya da işte çok az kullanıcının olduğu ortamlarda konumlayabileceğiniz access pointlerden en yoğun ortama konumlandırabildiğimiz access pointlere kadar bütün çeşitlerimiz var. Bu slaytta gördükleriniz AC ya da Wi-Fi 5 diyebileceğimiz çözümler. Bir sonraki slayttaki de Wi-Fi 6 AX e, ürün ailesi. Yine burada da 2x2'den 4x4'e çok farklı e, ihtiyaçlara yanıt verebilecek modeller mevcut. E, şöyle bir fark var. E, Birçok üretici de olmayan her ürün seviyesinde e, o ürünün bir de outdoor versiyonu var. E, yani 310 diye gördüğünüz access point 2x2 bir access point. 360... Bu akses point'in outdoor versiyonu gibi düşünebilirsiniz. 410-460, 510-560 diye gidiyor. Bir de 410 ile 510 arasında arada 505 e, daha uygun e, fiyatlı 4x4 e, akses point'imiz var. E, bunların da yine detaylarını e, eğer dilerseniz ayrıca aktarabiliriz. Extreme Management Center... Ee, bizim e, hiç ekstrem çözümü kullanmayan e, birçok e, müşterimizde ya da yeni birçok e, projede konumlandırdığımız bir çözüm. Çünkü Extreme Networks <laughs> bir e, donanım üreticisi olduğu kadar belki daha fazla yazılım üreticisi. Extreme Management Center çok uzun süredir portföyümüzde olan ve bizim çok inandığımız, güvendiğimiz e, altyapısında ne, ekstrem ürünü kullanmayan birçok müşterimizin de kullandığı bir çözüm. Tamamen üretici bağımsız bir yazılım. Ve e, bizim rakibimiz diye düşündüğümüz firmaların hiçbirinde e, eşleniği bulunmayan bir çözüm. Niye böyle söylüyorum? Tabii ki her üreticinin bir network yönetim, NMS çözümü var. Birçok üreticinin bir nak çözümü var. Birçok üretici analitik verilerini toplayabiliyor, işleyebiliyor, anlamlandırabiliyor. Ama şöyle bir fark var. Genel itibariyle bunların tamamı birbirinden farklı farklı yazılımlar. Bunların her birini ayrı bir ekranda, ayrı bir öğrenme süreciyle, ayrı bir alışma düzeniyle hayatımıza sokabiliyoruz. Yani bir üreticinin enemesini kullanırken Belki başka bir üreticinin nakını kullanıyoruz. Analitik zaten birçoğumuzun hayatında ne yazık ki yer almıyor. Ee, Extreme Management Center yönetimi, e, analitiği ve kontrolü tek bir ekranda ve tek bir database'de e, topluyor. Bunun gerçekten çok e, önemli faydaları var. Kıs kısaca bahsedelim, üzerinden geçelim. Tek bir veri tabanı kullanma e, sayesinde arkadaşlar... Bir kullanıcı hakkında sahip olduğunuz veri, onun network tarafında network yönetiminden gelen veriyle birleştirilip, e, analitik tarafından gelen uygulama verisiyle birleştirilip, e, herhangi bir problem anında size şöyle bir sonuç üretebiliyor. Şu access pointten, e, şu switch'in şu portundan, network'e bağlanmış olan şu kişi kullandığı şu uygulamada şu an itibariyle ya da bundan bir hafta öncesinde şöyle bir yavaşlık, şöyle bir problem yaşadı. Bunu çok basit bir aramayla edinebiliyorsunuz. Ve bu gerçekten çok güçlü bir e, veri. E, IT yöneticisi arkadaşlar bunu takdir edeceklerdir. Diyelim ki bir kullanıcıdan bir ee, şikayet aldınız. Network'üm yavaş, bağlantım yavaş ee, ya da ben çalışamıyorum daha kabaca. Bu kişinin yaşadığı problemi tespit edebilmek için deneme yanılma yöntemiyle gerçekten birçok noktaya temas etmek ve çok e, zaman harcamak lazım. Çünkü birinci katmandan Layer 1'den Layer 7'ye kadar gerçekten her katmanda problem yaşanabilir. Uygulamanın kendisinde problemi olabilir. Ee, DNS sunucusunda bir problem olabilir, kablo problemli olabilir, akses point bozulmuş olabilir ya da switch e, arızalanmış olabilir. Bunların her birine teker teker e, bakmak, problemi araştırmak gerekebilir böyle bir sorunun çözümünde. Extreme Networks çözümünde e, birazdan üzerine geçeceğim, üzerinden geçeceğim e, kısımların her birinde aslında bu bahsettiğimiz verilerin tamamını topluyorsunuz. Otomatik topoloji e, SNMP üzerinden networkteki bütün e, SNMP verisi yayan cihazları tespit ediyor ve size bunu görsel halde sunuyor. Bu sayede network'ünüzdeki bütün cihazlardan aslında siz haberdarsınız. E, Detaylı istatistikler e, sürekli anlık olarak edinebiliyorsunuz. Network'ünüzde hangi cihazlar var, hangi polisiler uygulanmış, ne kadar kullanılıyor, e, erişim durumları nasıl. E, Nak tarafına geldiğimizde, Extreme Control bizim NAC çözümümüzün adı, bir kullanıcı ile ilgili bir parmak izi verisi ediniyorsunuz. Bu bir slide olmaktan ziyade bizim Nak çözümümüzden gerçek bir ekran. E, kullanıcının e, aktif direktörden gelen ismi, MAC adresi, IP adresi, cihazının tipi, bağlantı zamanı, bağlantı yeri, e, authentication metodu, network'e nasıl girmiş, eğer bir e, ajan kullanılıyorsa kişinin bilgisayarında yüklü e, sağlık durumu, Burada dikkat ederseniz işte Symantec'in antivirüsü kullanılıyormuş. Bunun enabled olup olmadığını e, oradan görüp bununla ilgili aksiyon alma şansınız var. Gibi gibi gibi. E, aynı şekilde kull network'te e, kurumsal kullanıcıların haricinde dışarıdan gelen kullanıcıların aynı platform üzerinden e, kontrolünü, e, network'e giriş çıkışlarını e, sağlayabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim arama motoru özelliği sayesinde e, size problemiyle ilgili ulaşan ya da bilgi almak istediğiniz bir kullanıcı ile ilgili e, MAC adresi, IP adresi bulmayla uğraşmayıp sadece kullanıcı ismini girip, örneğin buradan Umut'u aratıp Umut'un burada şekilde gördüğünüz gibi network'e hangi noktadan bağlandığını görüp onun eğer analitik uygulaması varsa Kullandığı uygulamaları görüp e, tespitini yapabiliyorsunuz. İşte Layer 7 uygulama analitiği de size e, network'ünüzde sadece yönetim katmanından, datadan ziyade yönetim katmanından aldığı verilerle kullanılan uygulamaların e, tiplerini, e, ne kadar kullanıldıklarını, ne kadar süre kullanıldıklarını geçmişe yönelik e, detaylı halde rapor halinde çıkarabiliyor. Ve anlık olarak bunların e, response timelarını e, görebiliyorsunuz. E, bu e, slide'da gördüğünüz gibi e, network e, response timelarıyla karşılaştırdığınızda da problemin uygulamadan mı yoksa network'ten mi kaynaklandığını tespit edebiliyorsunuz. Zaman olarak nasıl gidiyoruz? Evet. Çok kısa zamanımız var. Çok hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunlar aslında biraz daha detaylı konular. Ee, umarım e, çok da yüzeysel geçmiyorumdur. Ee, Hocam dediğim gibi bu webinarları tek tekrarla tekrarlayacağımız için e, ilerleyen zamanlarda tekrardan bir arada olacağız. Evet yani aslında şu an yapmak istediğimiz şey merak uyandırmak. Tabii, ee, tabii. Umarım onu başarabiliyoruzdur. <laughs> ee, bu slide biraz kötü çıkmış. Bu normalde önce alttaki yazı, sonra üstteki e, görüntünün gel geldiği bir slayt ama burada üst üste çıkmışlar. Çok önemli değil. Dediğim gibi Cloud IQ'yu e, sunumdan anlatmaktan ziyade ben e, çok hızlıca bir demo göstermek istiyorum. Ekranımı paylaşayım. Görebiliyor musunuz ekranımı? Gelecek birazdan gelir. Daha gelmedi Umut. Evet. Öyle mi? Bir kez daha dener misin abi? Evet şu an geliyor. Şimdi geldi mi? Geliyor. Evet geldi. Cloud'u gördük mü? Gördük. Harika. Ee, evet arkadaşlar bu gördüğünüz herhangi bir browser'dan erişebildiğiniz ve eğer ki cloud IQ çözümünü kullanmayı tercih ederseniz kurumunuzda ya da e, müşterilerinize konumlamayı tercih ederseniz bütün network'ünüzü yönetebileceğiniz her yerden erişebileceğiniz eee Extrim'in AeroHive'dan devraldığı platform. Şu anda e, bu noktalar dünya üzerinde bu sistemin kullanıldığı e, kabaca Noktaları gösteriyor. Tabii ki çok detaylı e, üzerine zoom yapabileceğimiz tarzda değil. Genel bir bilgi vermesi amacıyla e, Türkiye'de sadece e, Bodrum'da ve Adana'da kullanılmıyor <gülüyor> e, <gülüyor> güvenlik sebebiyle çok e, birebir spesifik e, lokasyonlar verilmiyor tabii genel genel bilgi amaçlı üzerinde şu anda 6 petabayta yakın yönetim trafiğinin koştuğu bir e, platform. E, şu anda tabi özellikle Amerika'da e, gece olduğu için e, 850 bin civarında client var e, sistemde. Ben öğleden sonra baktığımda 1.1 milyon e, civarında client görüyorum sistem üzerinde e, çalışan yönetilen. E, Umut zaten daily active client'da da görebiliyoruz şey yukarı çıktığında. Evet. Bir buçuk milyon öyle. tane günlük e, aktif olan client sayısından bahsediyoruz aslında. Evet. Bunlar devasa sayılar. Şimdi neden bütün network'ünüz dedim? Çünkü sadece cloud'dan aslında e, alışkanlık network'ü cloud'dan ile ilgili alışkanlık access point'lerden e, başladı. Yani... Ee, çok basit kenar switch'ler ve access point'ler cloud'dan yönetilir gibi bir mantık e, oluşmaya başladı zaman içerisinde. Extreme Networks'ün cloud'a yaklaşımı bütün az önce gördüğünüz portföyü cloud'a taşımak üzerine. Yani data center'daki omurganızı dahi cloud'dan yönetebileceğiniz bir e, yapıdan bahsediyoruz ve işin güzel tarafı bugün Klasik bir çözüm olarak aldığınız e, çözümü, konumlandırdığınız e, network cihazlarını yarın cloud'dan yönetebilmekten bahsediyoruz. Cloud'a net cihazınızı taşımak buradaki onboard sekmesine tıklamak kadar kolay. Cihazınızın seri numarasını buraya girdikten sonra e, ben kendi evimde de e, bir cloud access point kullandığım için çok rahatlıkla söyleyebilirim birkaç next tuşuyla cihazınızı cloud'a eklemiş oluyorsunuz ve artık kendi network'ünüzü cloud'dan yönetebilir. İster cep telefonundan ister tabletinizden yönetebilir hale geliyorsunuz. Özellikle dağınık bir network'ü olan kurumlar için ya da uzaktan network'ünü her an kontrol edebilmek isteyen kurumlar için gerçekten inanılmaz kolay bir çözüm. Cloud'un gücü peki sadece e, klasik network yönetim e, araçlarından mı geliyor? Hayır. Cloud'un gücü çok net bir şekilde e, ML, AI özelliklerinden geliyor. Bunu söylemek lazım. E, yani machine learning ve artificial intelligence gerçekten bu platform üzerinde e, çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Sahalardan gelen, çekilen bütün veriler e, zaman içerisinde sizin network'ünüzle ilgili aksiyon e, aldırabilecek anlamlı veriler haline geliyor. E, burada gördüğünüz örneğin e, klasik bir e, yapıda kesinlikle göremeyeceğiniz, networkünüzü e, puanlayan, networkünüzün şu andaki işte device availability anlamında, e, donanımların sağlığı anlamında, e, işte firmware güncelliği anlamında, konfigürasyonun sağlığı anlamında puanlayan ki birçok firmware e, şu an güncel değil görülen o. Ee, bir sistem. Bunu e, normalde birçok farklı parametreye bakarak değerle kendimiz değerlendirmemiz gerekirken, burada e, sistemin topladığı verileri değerlendirip bize otomatik olarak sunduğu bir e, ortamdan bahsediyoruz. Çok e, kısaca yine şunu da göstereyim, sonra kapatacağım. Süremizi açıyoruz. E, burada gördüğünüz yine hem e, cihazların bağlı uç kullanıcıların, işte Wi-Fi tarafının, network'ün gen genelinin, servislerin e, ayrı ayrı skorlarını size gösteriyor. İşte uygulama kullanımlarını gösteriyor. Örneğin client'ın detayına buradan girdiğimizde, e, network'ümüzde son saatte ya da son 24 saatte ya da şuradan e, seçerek son haftada, son ayda... E, cihazların sağlığı ile ilgili nasıl e, gelişmeler olmuş bunları takip edebiliyoruz. Aşağı doğru indiğinizde networkünüze bağlı bütün cihazların e, tiplerini, işte 2.4 5 GHz kullanımı ne düzeyde, e, hangi radyoya, hangi tip radyoya sahip cihazların network'e bağlı olduğunu, işte multi user MIMO destekleyip desteklemediğini bu cihazların e, tek seferde e, hızlıca görebiliyoruz ki bu veriler IT yöneticileri için oldukça değerli veriler. İleriye dönük alınan kararları etkileyen veriler. Burada e, bizim bu demo sistemimiz tabii e, uzak lokasyondaki bütün e, işte mağazalar olabilir, uç noktalar olabilir, e, şubeler olabilir. E, tek bir noktadan yönetip e, hepsinin e, verisini aynı çatı altında e, toplayıp bir problem olduğunda çözümüyle ilgili otomatik aksiyon aldırabiliyoruz. Ee, şöyle bir özellikten bahsetmek lazım. Ee, biz network'ümüzde bir cihaz arızalandığında ne yapıyoruz? Ee, cihazın tabi arızalandıktan sonra bundan haberimiz oluyor. Ee, üreticiye e, bununla ilgili bir ticket açılıyor. Yeni cihaz geliyor ve cihaz değiştiriliyor. Cloud sistemi şu anda şunu sağlayabilir durumda. Extreme Cloud IQ. Sizin sahip olduğunuz şey diyelim bir access point. Van'daki şubenizdeki access point arızalanmadan önce arızalanma emareleri gösterdiğinde biz cihazın sağlığını sürekli takip ediyoruz dedik ya bu sistem üzerinde sistem şunu da algılayabiliyor bu cihaz bir süredir klasik e, alışa geldiğimiz e, performansının altında çalışıyor e, ve bu cihaz artık bozulma emareleri gösteriyor bunu hissettiğinde ee, üreticiye bununla ilgili case açıyor. Üretici dediğimiz Extreme Networks. Bununla ilgili manuel hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Cihaz bozulduğunda, arızalandığında e, otomatik olarak e, gönderimi sağlanıyor. E, yeni cihazın e, size ulaştığında, siz uç noktaya e, olması gereken lokasyona bu cih cihazı ulaştırdığınızda, sistem size Şuradaki e, bozulan e, cihazı bu yeni gelen cihazla değiştirin diyor e, ve bunu orada bulunan hiçbir network bilgisi olması gerekmeyen sadece eski cihazın kablosunu çekip yeni cihaza e, takmakla görevli bir arkadaş bunu yapabiliyor. Yani network'ü yönetmek aslında artık e, çok kolay e, otomatik ve insan hatasını e, daha da minimize hale getiren e, bir noktaya doğru ilerliyor. Cloud da bunu ciddi anlamda destekleyen bir platform. 5 ee, dakika uzattım, daha fazla evet. e, vaktinizi almayayım. Çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili dediğim gibi daha e, detaylı e, seanslar yapıyor olacağız. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Sağ olun, biz çok teşekkür ederiz. E, hemen bir bakayım, sorular var mı öncelikle? İlginen Hocam ben ben baktım, toparlayayım istersen. E, tamam. İki olur. üç tane var. Bir Sunumu soruyor katılımcılarımız. Sen onunla ilgili Hı -hı. bir bilgi verirsin diye düşünüyorum. Şöyle ee, hemen hem video olarak hem de sunum olarak yayınlanacak ee, yakın bir zamanda. Zaten mail adreslerinize geliyor olacak. Bunun dışında e, ekran... senin sunumunla ilgili bir tane soru var. Ee, bir tanesi Hı -hı. kaç tane access pointten sonra kontrolü koyulması gerekiyor gibi genel bir soru var. Sen Hı -hı. access pointleri sunarken soruldu. Söyleyeyim, e, 64 bizdeki e, genel itibariyle sınır. En alt seviye akses pointler için e, 24 ama 2x2 ve yukarısındaki bütün akses pointler için 64. E, o yapıda akses pointin bir tanesi ana kontrolür, bir tanesi de yedek kontrolür olarak görev yapıyor. E, ve e, yine diğer üreticilerden farklı olarak, Controller'dan aldığınız fonksiyonun tamamını access point'ten access point üzerinden yönettiğiniz sistemde alabiliyorsunuz. Yani birebir aynı yazılım, aynı ekran, aynı özellikler. Evet, bir tane de şöyle bir soru oldu Umut. Sen yazılım portföyümüzü sunarken özellikle analitik ve diğer konulardan bahsederken verileri telemetri desteğiyle mi sağlıyorsunuz? Nasıl çekiyorsunuz? Nasıl topluyorsunuz gibi genel bir soru oldu. Evet, teşekkürler. Çok güzel bir soru. Extreme Networks'ün bütün kenar switchleri telemetri desteğine sahip. Başka bir sensör Extreme Networks cihazları kullanıldığında koymamıza gerek yok. Ama dediğim gibi bu yazılım üretici bağımsız vendor agnostik bir yazılım. Farklı markaların cihazlarından oluşan bir networkte hem sabit hem sanal çeşitli sensör opsiyonlarımız var bu verileri toplamak için. Evet herhalde başka soru yok gibi geliyor. Arkadaşlar ekranda görülen e-mail adresine her türlü sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ee, biz cevaplamak için hazır bekliyor olacağız. Bunun dışında dediğim gibi sunumları ve bu webinar kaydını tekrardan izleme olanağınız olacak. Ee, webinarların devamını tekrardan söylüyorum e yapacağız. Çok Hem satış tarafına hem teknik tarafına ayrı ayrı. E, katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Son gen için... çok çok pardon çok pardon. Ben bir Sibir. soru daha gördüm e, cevapsız bırakmayalım. Evet. Yedek ve ana kontroller için ayrı ayrı lisans mı almak gerekiyor? Hayır. Bizde lisanslar bir e, poolda toplanır e, ve bütün e, kurduğunuz kontrollerler o havuzdan e, lisansları kullanırlar. E, o yüzden e, hatta şöyle söyleyeyim sanal kontrolü aldığınızda üzerinde gelen 64'lük e, lisans yedek sanal kontrolü koyduğunuzda e, toplamda 128'lik bir e, kapasite sağlar size yani iki tane e, gerçekten uygun fiyatlı sanal kontrolü koyduğunuzda 128 tane cihazı yedekli olarak iki farklı kontroln kontrol edebilir durumda olursunuz. Ve e, sanal kontrolürden 25.000 bin akses pointe kadar e, sanal cihazınızdan e, yönetme şansınız var. Veya da buluttan veya da buluttan istediğiniz sayıda limitsiz akses pointe kadar yönetme şansınız var. Peki çok teşekkür ediyoruz katılımcı, katılımcılarımıza. Süremizi bayağı bir açtık 10 dakika kadar. E, sonraki seminerlerde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.